Ve Romanos Erzincan'dan geriye adam yolluyor. Yani kendisini istemeyen bazı komutanları şey yapıyor, emekli ediyor. Ve askerlerle beraber gönderiyor. Tecrübeli olanları gönderiyor. Yani hocamın söylediği gibi daha sonra savaş taktiklerini konuştuğunda Sultan Alparslan bunları da söylüyor. Tecrübeleri güvenmediği Alparslan'ın elinden kaçan eniştesi, Alparslan'ın eniştesi Erbasan'a güvenmiyor. Erbas, evet. Ya da Erbaskan diğer adıyla. Karşı tarafa geçebilir zannıyla, düşüncesiyle onu Sivas'tan geri gönderiyor. Hmm. Açıkçası bu karşı tarafa geçme mevzusunu Romanos aslında öngörüyor. Ama engelleyemiyor hocam yine ama de. Ama 15 bin paralı Türk askerinden sadece 3 bini karşı tarafa geçiyor Selçuklu safına. Bazıları olayı buna dayandırıyor. Bu da tam olarak bir etki değil. Moral bozukluğu oluşturuyor. Hani İstanbul'un fethinde de gemilerin karadan Haliç'e inmesi hiçbir şey yapmadı ama karşı tarafın morallerini bozdu. Evet, bunlar çok önemlidir. 3-5 kişi bile geçse tabii, çok önemlidir. Ama 15 binin sadece 3 bini karşı tarafa. Yani bu Türk askeri, Müslüman olmayan, işte Uz, Peçenek denilen Türk taifeleri. Dolayısıyla burada hani zafer bir şekilde kazanılıyor. Turan taktiği, sahte ricat bunda önemli. Hı hı. Sonuçlarına baktığınızda Sultan Alparslan'ın çok büyük zafer kazandım deyip böyle ayaklarını yerden kesmediğini, ki Bizans kaynakları çok vurguluyor. Bu zaferi eğer Roma İmparatoru kazansaydı, yani dünyayı fethetmiş şeyine kapılabilirdi vehhabına. Dolayısıyla Selçuklu sultanları ve Türkler büyük zaferler kazanırlar ama kazandıkları zaferlerin Tanrı'nın yardımıyla gerçekleştiğini düşünürler. Onun için öyle ayakları yerden kesilmez. Evet, havalanmazlar diye bir ya da buna yakın tabirleri vardır. Sultan rakibine iyi davranmıştır. Malum o meşhur soruyu hitabeti sormuştur. Hitabeti de iyi bu arada. Yani zafer kazanacak komutanın hitabı, belagatı çok önemlidir. İyi bir hatipse şu İspanya'ya çıkan meşhur kumandan da aynı şekildeydi. O Emevilerin zalim kumandanı Haccaş da aynı şekilde. Yani coşturabilmek adına. Tarık bin Ziyad. Ikna edilir. Çünkü ikna edilir. Yani, Sultan Alparslan'ın hocamın söylediği gibi mesela o sabah bir cuma günü cuma namazını kıldırıp ondan sonra işte özellikle sabah namazında kefenini giyip beyaz kıyafet giyip bu üzerindeki kefenim olsun. Eğer diyor Allah'a yakarıyor, yani eğer benim hani niyetimde kötülük varsa bugün burada beni helak et. Ama eğer niyetim halis ise beni zafer kazanmaya nasip et diye Allah'a bu dualar ve arkasından gelen o işte şeyine hitabı, askerine hitabı, yani asker diyor ki ben buradayım. Evet. Mesela askerin de ona bir hitabı var. Seni asla yalnız bırakmayacak, seni terk etmeyeceğiz diyor asker. O diyor ki ben sizinle beraberim, ben sizinle beraber savaşacağım. O da diyor ki, asker de diyor ki ona, ben sizi bırakmayacağım. Bakın iki tane büyük olay vardır tarihte. Bunu her zaman söylüyorum. Ön safta bir savaşmış. Sultan Alparslan'a Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bir arıyorlar. Nerede? Bakıyorlar ki en önünde Gürz kullanıyor. Mora Seferi'nde Fatih Sultan Mehmet alnından yaralanıyor. Çünkü en önde savaşıyor Fatih Sultan Mehmet. Hı. Şimdi dedim ya bu iki savaş komutanı ben birbirine çok benzetiyorum. Emir Aytilgin uyarıyor savaş sırasında. Sultanım, yapmayın. Sizin mübarek vücudunuz bu İslam alemi için önemli. Kendinizi savaşın zahmetlerine sokmayınız diyor. Sultan da diyor ki eğer diyor benim sayemde Müslümanlar refaha kavuşacaksa, huzura kavuşacaksa benim bu çektiğim zahmet bana rahatlıktır diyor. Yani bu çok önemli. Onun anlayışını yansıtıyor eğer bu konuşmalar gerçekleşmişse. Kaynakta var bu bilgiler. Evet. Yani Selçuklu kumandanlarından önemli bir kumandan Emir Aytegin sultanı uyarıyor. Kendini hayati tehlikeye atmaması ama yine konusunda de geri çekilmiyor hocam. Tabii ki, çünkü askere verdiği kovalıyor, bir söz asker var. Kovalıyor. Yani şimdi Malazgirt'te düşman askeri işte
geri, şimdi Turan taktiği uyguluyor ya Sultan Alparslan. Yani geri çekiliyor 4 kilometre kadar. Düşman askeri üzerine geliyor. Üzerine geldikten sonra bakıyorsunuz ki Sultan Alparslan şeyde değil, çadırında değil. Yani çadırında orduyu komutan etmiyor. Kendisi de savaşıyor. Kendisi savaştığı için hep şeydir, hani hem konuşma önemlidir ama askerin de onu savaşırken cengaver olarak görmesi de önemlidir. Bence hani ben tarihe böyle bir savaşla iki savaşla bakılmaz ama ne zaman gerçekten askerinin başında savaşa giden bir kumandan görsem hakikaten zaferleri oluyordu. Ama karşı taraf kötü müydü? Romanos bırakmış mıydı? Hayır, o da bırakmamış. O da savaşıyordu. Tıpkı İstanbul'un fethindeki gibi. Hı hı. Yani Dragazes, yani Bizans imparatoru olan Dragazes de yine son ana kadar çarpışmıştı. Yani iyi komutanlar varlarsa şayet, iyi komutansa ve gerçekten askerinin önünde gidiyorsa askeri de arkasından savaşı, gider. Gitmiyorsa askeri arkasından gitmez. Asker kazanmaz, komutan kazanır. Evet. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin fark etmez askerin sayısı. Savaşı kazanacak komutandır. Yani o komutanın cesareti, uyguladığı taktikler, savaş hileleri ve stratejisi. Savaşı kazandıracak şey budur yani. Kimse kendini kandırmasın. Yani görüyoruz, sayının önemi olsaydı Bizans kazanırdı. Mirya Kefalon'da Manuel kazanırdı sayının önemi olsaydı. Ki Selçuklar Mirya Kefalon savaşında da sayıca azdır. Her zaman olduğu gibi. Haçlı seferlerinde sayıca azdır. Sakarya her Meydan Muharebesi'nde de bizim sayımız azdı hocam. Subaylar savaşı önemli olan yani. Komutan. Orada da taktik Atatürk, ve strateji başarısı. Mustafa Kemal Atatürk'ün taktiği tabii. Fevzi Paşa, Atatürk. Evet. Yani zaten Sakarya'dan önce biliyorsunuz İsmet İnönü. Bir ve ikinci İnönü muharebelerinde. Şeyde de öyle, o Kütahya Eskişehir'de mağlubiyeti alan da İsmet İnönü'dür, İsmet Paşa'dır. Ama Atatürk Erzurum Kongresi'nden önce ne yapar? Osmanlı subayı olarak bütün rütbelerini bırakır. Hı hı. Askerlik mesleğini bırakır. Sakarya'da yeniden dönüş yapar. sivil hayatı bırakır veya ne diyelim, yeniden askerlik kıyafetini giymiş olur. O Sakarya Savaşı'ndan galibiyetle çıkınca meclis ona Maraşal rütbesi ve Gazi unvanı verir.